Hoş geldiniz. Aks üzerine konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseyi alı da sat demiyoruz. Kağınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Ee, özellikle arkadaşlar, James O'Bant kendisi yapmış olduğu bir açıklamayla 20 dolarlık e, bir sıçrama hareketinden söz ediyor. Yani uzun lafın kısası, aksın yükseliş potansiyeli hakkında. E, yorumlar gerçekleştiriyor. Şimdi e, bu noktada şundan bahsetmek gerekiyor. Yani Aks'la alakalı genel anlamda bir konuşalım. Aks'ın tabii ki kısa vadede yükseliş potansiyelleri mevcut. Çünkü epeydir baskılandı. E, bir noktadan sonra 12'lerde vesaire de direndi. Bu arada e, kısa vadede yeniden özellikle önümüzdeki haftalarda 12.1 e, 12.2 civarlarını yeniden test etme ihtimali de yüksek. E, piyasadaki Bitcoin ve güvensizlik ortamı içerisinde. Şimdi bütün bunlarla beraber, Aksın diğer projelerden farklı bir stratejisi var ki bu strateji e, Tera'da yaptı biliyorsunuz ve başarısız oldu. CZ'de bunu eleştirdi arkadaşlar. Bu strateji agresif teşvik yani büyük teşvik. Şimdi önceki videolarda da çok fazla konuştuk. Aks'a baktığımızda mesela bakın. 160 küsür 170'lere yakın bir ATH'ı ve şu an geldiğimiz noktada 14 dolar seviyelerinde bulunmakta. Avax'a baktığımızda mesela örnek diğer coinlerde de benzer şekilde Solana Avax. Avax'ın ATH'ı arkadaşlar 147 dolar yani Ax'ınkinden açık ara düşük diyebileceğimiz seviyelerde. Fakat şu anki fiyatı Ax'ınkinin oransal olarak ciddi halde yukarısı. Yani 19 nerede, 14 nerede oransal olarak hayli yüksek. Şimdi bu noktada özellikle neyi görüyoruz? Yükseldiği yerden e, inanılmaz bir düşüş yaşıyor. Yani fiyat paritelerinde ortalama üzeri geri çekilmeler oluyor. Enflasyonist bir yapısı var arkadaşlar. Peki bu e, enflasyon yapısı nereden geliyor? İşte agresif teşvikten geliyor. Bakın ee, örneğin kripto paralarda ve piyasada popüler altcoinlerde biz bu sezon içerisinde sürekli düşen, düşen bir adres cüzdan sayısı görürüz ki bu normaldir. İnsanlar ee, piyasadan, kriptodan çekilir. Piyasa yön yukarı yaptığında yeniden giriş gerçekleşir. AXE'da durum böyle değil. Yani sürekli olarak bakın. Son 3 aya bakın. Sürekli inanılmaz derecede artan adres sayıları var. Sürekli yeni yatırımcı çekiyor bu aks, Değil mi? Böyle karşımıza alıp şu şekilde bir baktığımızda aslında masum ve çok güzel bir şey olarak görünüyor. O sürekli artıyor. Şimdi peki bu kadar insanın zaten ya zaten strateji bu şey çekebilmek adam çekebilmek arkadaşlar projeye zaten strateji bu yönde tamam bunu anlatmaya çalışıyorum aslında durum durum bu yani ama bu çektiği insanlar tabii ki ne yapıyor aslında? E, Stakinglerden vesaire geliyor. Ciddi bir staking oranı var. Bu da yatırımcı çekmesini inanılmaz kolaylaştırırken, yani insanlara büyük staking oranları, fazla kazanımlar, yüksek faizler verirken, e, ne yazık ki uzun vadede arz arttırımını büyük yönde tetikliyor. Arz arttırımı da birim başına fiyatlarda e, ne yapıyor? Doğal bir geri çekilmeye yol açıyor. Birim başına fiyatları ciddi düşürüyor. Nitekim staking'den kazanılan ödülleri bozduran da pek çok insan bulunmakta bu da doğrudan olmasa da dolaylı olarak bir üzerinde satış baskısını tetikliyor. Yani bu kadar piyasadaki çok fazla projenin stakinglere büyük önem vermesi önem verdiğini aslında bize gösteriyor. Fakat aksın dediğim gibi böyle bir sıkıntısı var. Kaldı ki Tutma oranları korkunç seviyelerde. Anlatabiliyor muyum? Bakın şöyle tutma oranlarına bir bakın arkadaşlar. E, kim ne kadar tutuyor? Yani inanılmaz seviyelerde aks tutuluyor şu anda. Büyük cüzdanlarda. E, bunu geçmişte mesela yüksek fiyatlarına rağmen e, Tera coin'lerinde de görüyorduk. Yani bunu aslında şişirilmiş diyoruz. Yani bu noktada e, aksın aslında stratejisinin Değişmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü böyle şişirilmiş projeler e, ne oluyor sonrasında sıkıntılar yaşıyorlar arkadaşlar. Aksın bu noktada dediğim gibi bence stratejisini değiştirmesi lazım. E, bu kadar ciddi staking yerine e, arzı düşürücü e, arzda yükselişe meyilli olmayan e, bir strateji izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki olası boğa sezonlarında yükselişlere. Ee, hala müsait, hala potansiyelli. Ancak uzun vadede kripto piyasasında kalıcı olabilmesi için ben bunu yerinde bir strateji olarak görmüyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ha şunu da söyleyeyim bu arada yanlış anlaşılmasın. Staking'i eğer aksınız varsa staking'i kullanın. Yani zaten almışsınız. Ee, zaten bütün bunlar etkileyecek artık. Madem öyle siz de kullanın yani staking'ten geri kalmayın arkadaşlar. Staking'e de e, ne yapın eğer aksınız varsa önem verin. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.